Türk lirası yine böyle istikrarsız bir dönem yaşadı, bir hafta yaşadı. Belli ki önümüzdeki günlerde de böyle olacak. Şimdi bu Türk lirasının istikrarsızlığı veya istikrarı ne kadar önemli? Yani önemli bir şey mi? Önemli. Ne oluyor? Çünkü anladığım kadarıyla Türkiye'yi yönetenler bunu pek umursamıyor. Biz umursuyoruz galiba. Yani umurumuzda olması gerekiyor mu? Bir dolar kaç Türk lirasıdır? Yani maalesef bir TL kaç dolardır diyemiyorum tabii. Çünkü onu hesaplayamıyorum, bir TL kaç dolardır da. Bir dolar kaç TL'dir takip ediyoruz. Son bir hafta 10 gündür Türkiye'deki olaylara bakıyorum. En güzeli gülmek, kahkaha atmak. Önce dediler ki işte yargı reformu ne yapacağız dediler. Sonra demokrasi dediler. Herkes hepsine güldü. Güleceksin abi. Bu komedi, tam bir komedidir. Şimdi ondan şu aklıma geldi. İnsanlığa baktığın zaman insanlığa en faydalı olan kesimlerden biri de komedyenler, biliyor musun? Evet. Bizi bedava güldürüyorlar. Böyle güzel bir şey olabilir mi? Bir yani? De hayatın çelişkilerini bize gösteriyorlar aslında. Şimdi o komediler çok daha çarpıcı oluyor. Mesela Kemal Sunal kesin cennet varsa cennetliktir, onu söyleyeyim yani. Kemal evet. Sunal sayesinde düşünebiliyor musun ya? Milyonlar nasıl keyifleniyor, gülüyor. Ama bakın Ukrayna'da hakkını verdiler. Hakkını en verdi. Meşhur komedyenlerini devlet başkanı yaptılar. Çok çok doğru söyledi. Yani evet. Enteresan. Hayır, bir şeydi. Bizimki de son davranışlarıyla iyi komedi programları yapıyor. Dolayısıyla burada da yerinde diyorsun. Tabii sorum geçerli de, niye önemli? Ama bir de Türkiye'de tabii bu son olay, yani sanki de bilerek isteyerek yapılmış bir şey. Sadece Naci Ağbal'ın Merkez Bankası Başkanlığından alınmasını kastetmiyorum tabii. O hafta hep öyle olaylar oldu ki, yani işte HDP'ye kapatma, Gergerlioğlu'nun milletvekilinin düşürülmesi, işte Cuma gece yarısı Naci Ağbal'ın alınması. Zaten Cumartesi sabah kalktığımız zaman, ben onu Cumartesi sabah görmüştüm mesajlarda. Evet. Artık cumartesi pazarı insanlar zaten bu şekilde geçirdiler. Evet, yani pazartesi evet. Acaba nasıl bir fırtına zaten olacak? Pazar gece yarısı şey başlıyor piyasa. Evet. Japonya'da, Uzak Doğu'da açılıyor. Ben geç yatıyorum yani 2'de 3'te yatıyorum. 12'den sonra işte Bloomberg'de şurada burada hemen birinci haber olarak galiba önce %16 düştü Türk parası. 16'ydı galiba, ben de. Sonra evet. O %10'a kadar geriledi. Vallahi burada ben şeye yoruyorum bunu. Gene tek bir lider var Türkiye'de. Bu liderin psikolojik durumuna empati yapıyorum. Yani bu adam niye böyle yapıyor diye. Kendime göre bir şey çıkarıyorum. Ama üzüldüğüm bir nokta. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Su da rica edelim. Üzüldüğüm nokta. Ya bazı liderler, yani kim olursa olsun, kral olur, tam yetkili olur, padişah olur, yaptıklarından bence ders almalı. Ve bir liderin de yaptığı yanlışı itiraf etmesinde kötü bir şey yok. Mesela aynı lider FETÖ konusunda, Fethullah Gülen cemaati konusunda, işte aldatıldık, çok yanlış yaptık, bilmem ne diye bir sürü şey söyledi. Bundan itibar kaybetmedi yani. Ama bu ekonomik konularda inanılmaz bir şey var, damar var. Bu damar şeriatçı bir damar. Bu kadar etkin olmasını anlayamıyorum. Bak mesela gene bir hatırlatma yapayım. Şey anlatmıştım. Bu hani Londra'ya gitti de faize karşı evet. Konuştu. Bir hafta sonra da Mehmet Şimşek o zaman kabinede finansmanı en iyi bilen adam. Daha evvel de zaten finans kuruluşunda çalışırken transfer etmiş. Bu çok akıllı bir iş. Yani Mehmet Şimşek'i alıp milletvekili yapması, bakan yapması çok akıllı bir işti. Zaten AKP ilk 10 sene memleketi kötü idare etmedi. Evet. İyi idare etti. Birkaç hata yaptı. Sonra hatalar arka arkaya gelince de
garip bir şey oldu. Halbuki bunların sonu belli. Şimdi mesela o olayı anlattım. İkinci olay Cumhurbaşkanlığı seçimi. 2,5 sene evvel oldu biliyorsun. 24 Haziran'da. 24 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı olmadan evvel dolar 4.75'ti. Ben de kendi hesabıma göre, çünkü ben önce 1910-12'ye kadar Türk parasını değerli tutmanın çok kötü olduğunu söylüyordum. Bir ara 1 lira 10 kuruşa. 2010'a kadar, evet. Bir ara 1 lira 10 kuruşa kadar düşmüştü. Halbuki Türkiye'de belli bir enflasyon vardı. Bu tabi bize gururlandırıyordu. Hatta 1 lira 1 dolar olacak diye seviniyorduk. Bu sevinecek kampanya, bir şey değil. Evet. Çünkü bu ihracatı engelliyor. Turizmi engellemese bile azaltıyor. İthalatı müthiş teşvik ediyor. Ara malı yapanlar devreden çıkıyor. Ara malından alacağına daha kalitesini ucuz ithalatla alıyorsun mesela. Fakat bu olay böyleyken sonunda Türk parası o cari açıklar çıktığı için yavaş yavaş yükselmeye başladı. Bir de fazla yükseldi. Ben o sırada bizim Reşat Akar'la yaptığımız bir programda Türk lirasının 4 liraya, 3,5'a inmesi gerektiğini söylüyordum. Yani orada da çuvalladık tabii. Ben ne bileyim. Yani ben bakıyorum normal olarak Türkiye'nin enflasyon geçmişine, satın alma gücüne. Kendime göre diyorum ki 3,5-4 lirada ihracatçı iyi para kazanır. Evet. Efendime söyleyeyim, ithalat biraz törpülenir, tamamen yok olamaz. Ama bu arada da denge yerini bulur diye düşünüyordum. Cumhurbaşkanlığı seçimi oldu pazartesi günü. İkinci tura kalmayacağı ortaya çıkınca Türk dolar düşmeye başladı. Yani Türk lirası 4.75'ten. Çünkü istikrar vaadi var. Bravo. İkinci tur yok. İstikrar kim olursa olsun daima ekonomi bilmiyorum, için olumludur. Evet. Çünkü önünü görüyorsun. Ekonomide bütün mesele önünü görmektir. O günkü Bloomberg'i seyretsinler. Yani 25 Haziran 18'deki 2018'in Bloomberg'ini. Pazartesi günü saat 4.30'a doğru dolar 4.30'a kadar düştü. Bak dikkat et. 4.75'ten 4.30'a doğru iniyor. Derken bir altyazı geçti. Altyazıda ne yazıyordu biliyor musun? Cumhurbaşkanı daha koltuğuna oturmadan bir kararname çıkarıyor. Merkez Bankası başkanını kendine bağlıyor. O kadar, bu kadar basit şey. Dolar birdenbire 4.30'dan bir saat içinde, iki saat içinde 4.80'e kadar çıktı. Bunlar da derstir. Yani bunların hepsi, bak biri için bunlar, evet, bunlar bir ders, bunlardan bir şey öğreneceksin yani. Ondan sonra damadını bu göreve getirdi. Hazine bilmem ne diye, veliaht gibi. Ondan sonra da hazineyle maliye ayrıydı zaten, evet, birleştirerek. Fırladı gitti. Son olaylar için söylenecek bir şey yok. Merkez Bankası'nın bağımsız olması belli bir gelişmeden sonra olmuştur. Bütün dünyada. Eskiden mesela hatırlatayım, FED başkanından, evet, şey şikayetçiydi Trump. Alamadı. Bir şey. Kanunu değiştiremiyorsun. Bu dolara güven veriyor. FED başkanını da oradaki başkan her an değiştirse doların bu dünyadaki güven unsuru ortadan kalkar. Zaten Besim Bey, benim anladığım kadarıyla, anlatayım da haklı mıyım haksız mıyım öğrenmek istiyorum. Aslında Berat Albayrak'ın Maliye Bakanlığı'ndan alınması, Naci Ağbal'ın Merkez Bankası Başkanı olması, işte Lütfi Elvan'ın Maliye Bakanı olması da onu tamamlayıcı bir unsur gibi oldu. Aslında esas figür burada Naci Bey'di. Ama acaba onu oldu biliyor musun? Yani hatadan bu adam dönüyor mu? Bravo. Ders aldı mı? Dolayısıyla yine de çok ihtiyatlı bir şekilde TL böyle değer biraz kazandı. Değer kazanıyordu. Belki yeterli kazandığı da söylenemezdi. Çünkü ihtiyatlılık var burada. Bravo. Yani bugün daha zamana ihtiyaç vardı. O zamanı bile tanımadı Erdoğan.
Her tarafı darmadağın etti. Niye böyle yaptı? O zaman yine dediğinize geliyor. Yani Erdoğan'la istikrar olmaz. Olmaz. Maalesef. Sonucu çıkıyor. Maalesef. Anladınız mı? Bu sonucu ya çıkar. Türk ekonomisini kurtarmak istiyorsan Tayyip Erdoğan'a böyle 6 aylık çok lüks seyahatine yollayacaksın. Tamam mı? Ve diyeceksin ki telefonlar da çalışmıyor, cep telefonları. Ve onun yerine herhangi bir AKP'liyi koyacaksın. Herhangi bir, fark etmez. Şey var zaten, yardımcı var. Ondan sonra ve o yardımcı da hiçbir şey yapmayacak, dikkat et. Evet. Zaten hükümetlerin çalışması iyi değildir. Çok çalışan hükümet piyasa için kötüdür. Çünkü her zaman bir yenilik getirir, ortalığı allak bullak eder. Mesela İsviçre'de hükümetin çalışmasını duyuyor musun sen? Yani şey kimdi bilmiyoruz. Cumhurbaşkanı var mı? Cumhurbaşkanı var mı? Ben bu kadar her şeyi biliyoruz gibi. Yani herkes bize her bokolog falan diyor. İsviçre hakkında hiçbir şey bilmiyorum. O senin için büyük eksiklik ya. Evet. Sen her şeyi biliyorsun. Nasıl İsviçre'yi bilmezsin? Lazım çalışalım. Sen şimdi şeye gir bak abi, İsviçre'de kim neyin nesidir diye. Bizim bey haberlere konu oluyor. Biz biliyoruz da nihayette çoğunlukla haberlerden, yani ciddi kaynakları takip ediyoruz tabii, haber sitelerini vesaire, ve onlardan aynı zamanda bilgi de alıyoruz. Zaten özellikle Batı haber yazıcılığında haberi veriyorlar size. Mesela BBC'ye bakın, altında bir de background veriyorlar. Evet, o backgroundları oku, kitap okumuş gibi oluyorsunuz. Evet. Dolayısıyla oradan bilgi ediniyoruz, ama İsviçre hakkında dediğiniz gibi haber yok ki. Yani lazım özel olarak ilgileneyim. İlgilenirim belki. Yani belki zaten Türkçe'de yayın bile bulunmaz İsviçre hakkında. Yani şeye girip Google'a dediğiniz gibi yabancı dilde İngilizce belki bulmak lazım. Tamam yani bu intiba, ama bende şöyle bir intiba yaratıyor bu. Yani Tayyip Bey bu kadar mı ders almıyor, yoksa başka bizim göremediğimiz bir background'u mu var bunun? Yani şimdi şeriatçılıkta, şeriatçılık ve dindar kesim faize karşı. Dediğim gibi dini de yanlış yorumluyorlar. Yani sen bu yobaz kesimin din yorumlarına bakma, hepsi yanlıştır. Müslümanlık ticarete en yatkın dindir. Faize ve ticarete düşman olan Hristiyanlıktır. Evet. Hatta İsa için söylenen tek şey, işte meczup bir haham geldi. Orada büyük temple var. Büyük onların tapınakta. Ki şeyleri para değiştiren, tapınağın önünde para değiştiren insanlar var. Normal yani, tapınağa çok giren çıkan oluyor. En güzel yer orası. Onların tezgahını dağıttı. Siz burada haksız kazanç elde ediyorsunuz gibilerden. Çünkü Hristiyanlık fakirlerin şeyi olarak doğmuştur. Dini olarak doğmuştur. Evet. Hep fakirlere hitap etmiştir. Zaman içinde güçlenince de onun hikayesini anlatırım. Roma İmparatorluğu'nun resmi dini oldu maalesef. O da Roma'yı yok etti, batırdı. Müslümanlıkta böyle bir şey yok. Zaten Hazreti Muhammed'in kendisi tüccar. Kendisi tüccar. Yani bunu hep ve 40 yaşına size kadar, bak 40 yaşında ilk vahiy iniyor. Kur'an'ın inmesi 40 yaşından sonradır. 40 yaşına kadar zaten bir Hazreti Muhammed'in amcası şeyin lideri, Mekke'nin, başı, Kureyş'in, ne derler, Mekke'nin. Mekke'nin. Zengin bir hanımla da evlenmiş ve ticaret yapıyor hanımı. Sen de anlatmıştın bunu. O bakımdan ticarete daha sıcak bir dindir Müslümanlık. Nitekim Müslümanlığın ilk 200-300 senesine bak, Müslüman tüccarlara bak, ticarette Müslümanlar çok başarılıdır. Evet, evet. Mesela Uzak Doğu'daki bütün Müslümanlığı tüccarlar yaymıştır. Çin'e, Malezya'ya, Endonezya'ya, Hindistan'a bütün Müslümanların yayılması Arap şeyler sayesindedir, tüccarlar sayesinde. Ve misyonerlik olmadığı halde evet, evet. İslam yayıldı. Vardı, kısmen var misyonerlik. Aynı şey kadar değil. Hristiyanlık kadar, yani birisi değil. Misyonerlik faaliyetlerini finanse etmiyor arkadan. Evet, etmiyor. Bravo. Kendileri yapıyorlar bravo. Yani bunu. Hristiyanlıkta misyonerliğin çok daha ilerisi var. Onun da sebebi şey. Hristiyanlığın tek öğretisi vardır zaten. İsa senin günahların için öldü. Sen Hristiyan olursan İsa'nın şefaatinden faydalanıyorsun. O yüzden millet kırdı ortalığı, öldürdü Hristiyan yapmak için. Adam evet. Mesela
Zavallı Kızılderileri öldürüyor. Orada da başta rahip var öldür diyen. Dikkat et, komutan evet, değil. Evet. Bütün o zalimliği yapan İspanyol fatihlerinin, konkuzidatör dediklerinin zalimliği yapanları, talimatı veren yandaki rahip. Diyor ki bu Hristiyan olmayacaksa öldürelim çünkü zaten cennette adam yanacak. Geliyor. Ama Hristiyan olunca otomatik cennete gidecek. Çünkü neden? İsa'nın şefaatinden faydalanacak. Hala sokaklarda bazı rahipler Amerika'da, Avrupa'da bir nutuklar atarlar. Yani bu misyonerlik şeyde daha yoğun. Evet. Hristiyanlıkta çok daha çarpıcı. Müslümanlıkta tabii bir şekilde gelişiyor. Mesim Bey şimdi paraya dönelim. Paraya dönelim. Fakat yani Türkiye'de artık siyasal düzlemde de öyle bir konu ortaya çıkıyor ki yani işte dini inançlarına bağlılık konusunda kuşku duymayacağımız insanlar da yani bu yapılanların doğru hareketler olmadığını söylüyorlar. Bize YouTube'da, YouTube kanalımızın altında mesela çok soru geliyor Sayın Babacan konusunda ne düşündüğünüzle ilgili. Dolayısıyla şu anı tam yerinde bir an olarak değerlendiriyorum. Yani ben de takip ediyorum tabii bu parti kurulduktan sonra daha yakından takip etmeye çalışıyorum Sayın Ali Babacan'ı. Kendi ölçülerimde ben eleştirecek bir şey bulamadım mesela bugüne kadar Sayın Babacan'ı. Aynı fikirdeyim. Sayın Babacan'ın ekonomi konusundaki söyledikleri çok yerinde şeyler. Onlar da Müslüman değil mi? O tabii o şey ekolü Müslüman. Abdullah Gül ekolü Müslüman. Tamam, 10 yıl neredeyse bu adam bu hükümetlerin AK Parti'nin ekonomik beyni gibi hareket etti. Yani doğru, doğru. Mehmet Şimşek'ten söz ediyoruz da zaten Mehmet Şimşek hem Babacan'ın mirasını devraldı hem onun altı gibi çalıştı bir süre. Valla bu yorumlamakta liderin psikolojik durumu çok önemli. Hangi dürtülerle karar veriyor önemli. Çünkü her şeyi lider götürüyor. Türkiye'de çok güçlü bir lider var ve etrafındakiler zaten onun düşüncesinin aleyhine bir şey söyleyemiyorlar. Yani acaba o ne düşünüyor diye hareket edip ona yalakalık eder şekilde konuşuyorlar. Eskisi gibi bundan 10 sene evvel AKP'de belli insanlar vardı. İcabında Tayyip Erdoğan'dan görüşüp onu belli konularda ikna edebilirlerdi. Böyle bir durum yok Türkiye'de. Demek ki Ali Babacan'a gelince kayboldu. Yani Ali Babacan'a aslında. Gelince Ali Babacan ne kadar başarılı olacak bilmiyorum. Çünkü %2,5-3 civarında desteği var diyorlar. Ali Babacan'ın böyle yumuşak konuşması, efendime doğru şeyler söylemesi yetmiyor. Bence daha sert polemik yapmalı. Çünkü burada bütün bunların sorumlusu olan bir lider var. Zamanında onunla birlikte çalışmış ama o bagajı sırtından atmalı. Bu konuda İyi Parti daha şey davranıyor, daha atak davranıyor. Bir de İyi Parti'de ekonomiden anlayan birkaç kişi var. Eski mesela Merkez Bankası Başkanı var. Durmuş. Eski şey başkanı var, SPK başkanı var. SPK başkanı da akıllı bir çocuktur, şimdi adını hatırlamıyorum. Yani ekonominin içinde pişmiş, aklı başında adamlar iki partide görüyorum. Biri bu Deva Partisi galiba değil mi? Evet. Deva Partisi'nde var. Bir de şey partisinde var, ne derler? İyi Parti'de. İyi Parti'de var. Şimdi şöyle... CHP'de ekonomi konusunda bir klasik CHP zihniyeti var, devletçi zihniyet. Bir de sonradan gelme bir zihniyet var. Orada iktidara gelirlerse ne olur bilmiyorum. Ama CHP'nin falan aldılar. CHP'nin ekonomik görüşü oturmuş olmadığı gibi devletçilikten tam kopamamıştır. Şimdi mesela en basitinden bir şey söyleyeyim sana. Bundan bir sene evvel biliyorsun bunlar soğan ve patates depoları bastırıyorlardı. Evet. Ama o onu çok güzel anlattın şey zaman için. Peki soğan ve patates depolarını basınca hangi parti buna karşı çıktı biliyor musun? Yok hatırlamıyorum. CHP bunun lehineydi. Evet. En son Türkiye'de ne diyorlar biliyor musun? Türkiye'nin lideri tanzim mağazaları açacağız diyor. Bilmem belediyeleri açtırdı. Ondan sonra şey yapacağız diyor. 500 tane değil 1000 tane yapacağız diyor. Bu aracıları ortadan kaldıracağız diyor. Ya aracı bir fonksiyonu var. Aracı senden daha akıllı, daha ucuza getiriyor malı.
O zannediyor ki verdiği maaşlar şunlar bunlar sayılmıyor, biliyor musun? Onlar evet, bedavaya evet. geliyor. Hatırlıyorum ben Ankara'da yaptılar ya kulübe kulübe. Belediyeye çalışanlarını koydular. Onların maaşı yok, aldılar, sattılar. Aynı şey CHP'nin ekmek dağıtması ucuza. Aynı şeydir, aynı kafadır. Şimdi o zannediyor ki ucuza ekmek veriyorum. Hiç alakası, senin koyduğun o büfelerin kirası, yer özelliği, hava parası, çalıştırdığın adamların, personelin gideri falan sayılmıyor. 1 liradan mesela ekmek veriyor. Fırınlar 2 liradan aşağı veremiyor değil mi o civarda? Tabii tabii. Bunu da büyük başarı olarak görüyorlar. Yani zaten o küçük şeylerde neredeyse esas yani satın alma maliyeti kadar işletme maliyeti tabii. diyebileceğimiz bir şey oluşturuyor. Daha fazladır. Üstüne. Yani onların masrafı normal bir fırından tabii. daha fazladır. Ama bu CHP gelse tek başına iktidara, bütün bunlara rağmen gene şey düzelir ekonomi. Çünkü psikolojikman birçok insan ya bunlar da bu kadar yanlış yapamaz Babacan diye düşünür. Babacan şöyle diyor, 24 saatte düzelir diyor. Öyle, ben de aynı fikirdeyim. Neden? Çünkü yani ne yapacakları değil, aslında ne yapmayacakları evet, bravo, önemlidir. Bravo. Yani biz böyle tatsız tutsuz şeyler yapmayacağız garantisi. Zaten işin %50'sini götürür diyor Babacan. Babacan tek başına iktidara gelse, tek başına iktidara gelse 24 saate kalmaz herhalde. Ertesi sabah düzelmeye başlar. Hiç şeysiz düzelir. O tamamen finansmandaki bütün olaylar ileriye dönük beklentilerle gerçekleşir. İşte Sayın Erdoğan'ın yaptığı öngörülebilirliği yok etti. Tamamen yok etti. Yani bu geçen yani haftanın sana özelliği unuttum, budur diye düşünüyorum. Sana unuttum getirmeyi. Bizim Daryal Batıbay var. Çok değerli eski büyükelçi burada arkadaşım. O son birkaç gündür işte Financial Times'da şurada burada çıkan makaleleri getirdi bana. O çok bu işlerden ilgili. Hepsinde ne kadar olumsuz laflar var Türkiye için. Ama yani Batı finans çevrelerinin en önemli şeyleri, yani diyor, onlar da şaşırmış Pekala, durumdalar. O zaman biraz ilerlemek. Şimdi bunlar hep faiz için yapılıyor ya Besim Bey. Hem faiz yükselmesin diye yapılıyormuş ya. Bunlar faizi yükseltmeyecek mi? Yani bu olanlar... Ya yükselttim. Zaten ilginç olan taraf ne biliyor musun? Sana bir şey söyleyeyim. %17'den 19'a çıktığı zaman ne oldu biliyor musun? Faizler düştü. Faizler fiilen düştü. Evet, çünkü Türk tahvillerinin faizleri düştü satarken ve bir tane CDR mı bir şey diyorlar böyle 500 CDS. Puandı. CDS yani, miydi? Galiba. Risk puanı. Ülkenin risk puanı 500'ün üzerinden 300'e kadar indi. Şimdi tekrar 500'e çıktı. Evet. Bu risk puanı senin yediğin kazığı belirtir. Yani başkası sıfırla borçlanırken sen 3 risk puanın varsa %3 ile borçlanıyorsun. Bazı kredi kuruluşları zaten kredisini yani o ona koyarak yapıyor. Reytingi düşüreceklerini açıkladılar evet, bu böyle. Olumlu tabii, bakıyorlardı. Hayır bu olaylardan sonra hiç yani ben gelmeden okuduğum haberlerde. Hayır şimdi Türkiye'nin yani, tabii düşecek. Bu ne demektir? Daha yüksek faizle borçlanmak evet, zorunda kalacak. Yalnız bir şey yani. Söyleyeyim mesela sana. Bu varlık fonu 1 milyar borcu varken 1 milyar 250 milyonla bunu çevirmiş ve yeni aldığı faiz Eurobor artı 2.25. Bu çok düşük bir faiz, güzel bir faiz. Niçin bunu alabilmiş biliyor musun? Bu olaylar olmadan çünkü bu iş bitmiş. Tamam. Konsorsiyumlar demek toplanmış. Ki, bu yükselecek yani. Demek ki Besim Bey, yani işte Naci Bey atanınca yeni bir atmosfer yaratılmıştı. Onun unsurları vardı. Onlar o yolda devam edilseydi muhtemelen faizler daha düşmeye devam edecekti. İstikrar vesaire. Tamam bütün bunlar faizin %19'a çıkarılması yüzünden yapıldığı tabii, tabii. söyleniyor. Nasıl ters bu? Makine ters i̇şte çalışıyor. Onu anlamak için finansı anlayacaksın. Yani Merkez Bankası %19'a çıkardığı zaman hemen şöyle düşünüyorlar. Şimdi diyorlar dövizin şeyi düşecek. O zaman mı faizleri de düşürüyor? Talebi düşecek. Tabii. Dolayısıyla o talebi canlı tutmak için sonra, ben faizimi sonra ikinci düşüreyim. İkinci bir yanlış nedir biliyor musun? Çok önemli bir yanlış. Bastıra bastıra halka dedi ki altınlarınızı şunu bunu bozdurun. İşte şeye sokun. Bankacılık sistemine sokun dedi. Bu çok yanlış bir harekettir. Bunu yapacak olan varsa bile böyle konuştuğun zaman yapmaz. Evet. Başıma geçen bir olay anlatayım bundan ilgili.
Benim için de o zaman sürpriz oldu. Şirketi yeni kurmuşuz. İkinci, üçüncü sene galiba. Para sıkışıklığında ortaklardan faizle para alıyoruz. Aylık bir faizden. Bankadan %1 fazla veriyoruz aylık. O zaman banka faizleri %15 ise biz işte bir şey veriyoruz. Aylık %1 fazla vermiyoruz da ortalamada bir şey fazla veriyoruz. Bunu tebliğ ettik ortaklara. Hukuken de bu yapılabiliyordu. Şimdi yapılabiliyor mu bilmiyorum. Ortak getiriyor. Bir miktar para koyuyor. Her ay belli bir faiz alıyor. O zaman galiba dövize aylık %1 veriyorduk. Türk parasına, o zaman Türk parasına yüksekti. 1,5-2 veriyorduk. Bunu deklare ettik. Bir gün pazartesi oturuyorum odamda. Bir yaşlı bir rehber geldi. Ya Besim dedi, böyle böyle faizli para alıyormuşsunuz dedi. Evet dedim. Biz dedim bankadan daha çok veriyoruz dedim. Gayet ilgiyle dinledi beni. Ondan ortaktı sonra, değil mi? Dedi ki yahu dedi, çok iyi yaptım buraya gelmekle dedi. Parayı da yanımda getirdim dedi. Bilmem ne kadar. Çok iyi yaptım dedi. Ben de bunun üzerine dedim ki çok iyi yaptım. Bizim de tam ihtiyacımız vardı dedim. Bu gitti. Bir gün sonra bir başka yaşlı rehber geldi. Aynı şeyi söyledi. Ben de buna aynı şeyi söyledim. Derken bir kişi daha geldi. Üç kişi geldi böyle. Hepsi muhasebeye gidip para yatırmaya gittiler. Pazartesi günü muhasebe müdürü geldi bana. Besim Bey çok sıkıştık dedi. Ödemeleri yapamıyoruz dedi. Ya ben dedim deli misin sen ya? Ben daha sana geçen hafta üç kişi geldi para yatırmaya. Baktı suratıma, ne üç kişi ya dedi. Hiç kimse gelmedi dedi. Sizden çıktılar gitmediler. Ondan sonra ne yaptım biliyor musun? Gelene ne yapalım kardeşim? Bizim paraya falan ihtiyacımız yok. İstiyorsan git sor muhasebeye, ne yaparsan yap diye kovdum. Dikkat et. Kovdum. Ve paralar gelmeye başladı. Yüreğiniz yana yana insanları kovdunuz. Çünkü sen ama ihtiyacım var dediğin anda adam diyor ulan bunların paraya ihtiyacı var diyor. Benim para batacak. Benim para batacak diyor. İnsan psikolojisi, bu bana büyük bir ders oldu. Ondan sonra dedim ya, ben hiçbir zaman birinden, mesela bankadan para isterken paraya ihtiyacım var demeyeceksin. Banka müdürü geldiği zaman işte şu çok paraya sıkıştık dediğin anda bittin. Paramız var ya o diyeceksin, aynen böyle. Paramız var ya. Ha, veriyor musun kredi? Alabiliriz. Hani versen de olur, vermesen de olur. O bankacı sana krediyi verir. Eğer sen çok sıkıştık, bu krediyi bir an evvel çıkar dersen bitmişsindir. Neyse, bir de tabii enflasyonla ilişkisi var bunun. Yani şimdi uzun vadeli enflasyona ilişkisi var. Yani yıllık. Şimdi zaten yani Türkiye'de TÜİK'in açıkladığı rakamlara bir güvensizlik var. Tabii. Ama onun açıkladığı rakamlar bile %15. Evet. Sendikalar özellikle gıda konusunda çalışma yapıyorlar. %30 diyorlar. Evet, yani evet. Tam iki katı. Zaten yani bir neye üzülüyorum? Evet. Neye üzülüyorum biliyor ve musun? Ve zaten gıda çok önemli Besim Bey. Çünkü en önemli yoksul gıda, insanları ilgilendiren gıda enflasyonu. Bravo, bravo. Yani önemli, her gün araba mı alacak? Yoksa çamaşır makinesi mi alacak? Yoksa bilmem ne mi en alacak? En önemli gıdadır. Katıp söylüyorsun. Gıdada da yanlış yapıyorlar. Mesela bu dedim ya, yani soğan patatesler şimdi çürüyor biliyor musun? Çünkü İhracatı yasakladılar. Neyse şimdi sana... Hayır yani enflasyonu insanlar %30 gibi hissederken sen sana, faiz yüksektir falan denebilir mi yani %17-18'e? Yani, tabii tabii. Bir de şunu düşünüyorum, bunu da sorayım müsaadenizle. Yani bu reel faizi eksi gibi tutmak, bir sürü de kamu bankası var. Yani şu hissiyatı, bunu bir yerde okumadım ama bu benim çıkarımım. Yani hatırlı biri kamu bankalarından düşük faizle krediye ulaşıyorsa hiçbir şey yapmadan para kazanıyor. Zaten öyledir. Akıllı para politikası uygularsan kazanırsın para. Bir şey ama söyleyeceğim akıllı şimdi. Akıllı mı bu, hatırlı mı? Hatırlı akıllı birlikte. Şimdi bir şey söyleyeceğim. O kadar akıllı bizde de var. Bir hatır, son 11 senede hatırlısı olalım. Şöyle bir şey söyledik. 2010'a kadar bunlar iyi idare ettiler. Birkaç hata dışında. Evet. Son senelerde, son 10 senede neye üzülüyorum biliyor musun? Dünyada Türkiye'nin lehine öyle büyük değişiklikler oldu ki, Türkiye'nin lehine, Türkiye onu kullansaydı veya bu hataları yapmasaydı inanılmaz olurdu. Bak, en önemli değişiklik. Petrol fiyatları düştü.
120-130 dolardan bir ara 20-25'e düştü. Ortalama 30 ortalama 3'te 1'e düştü. 3'te 1'e ortalaması. Bizim enerji yani dışarıdan en büyük ithalatımız petrol, doğalgaz. Eskiden bilmem 60 milyar verirken şimdi 20 milyar veriyorsun. Bu bedava 40 milyarı cebine koymak demektir. Öteki büyük fark ne biliyor musun? Dünyada faizler düştü. Ucuza boş eksi yani. Faiz. Biz şimdi %5 ile alıyoruz ya, o da ucuzdur. Eskiden biz %10 ile alıyorduk dövizi. Ama güvenilir dünya... olsak belki %1-2 ile alacağız. Yunanistan eksiyle alıyor. Yunanistan 0 faizle alıyor. Ki bizden çok daha kötü bir ülkedir. Ekonomisi yoktur, sanayisi yoktur. Turizmi vardır. Çoğu otelleri de berbattır yani. Yenilenmemiştir. Niye bunu söylüyorum? Biz dışarıdan devamlı borçlanan bir ülkeyiz. Ve buna rağmen bu şeyden istifade edemedik. Yani bu iki faktör. Daha evvel bazı olumlu şeyleri söyledim Türkiye ile ilgili. Türkiye'nin diğer ülkelere müthiş bir üstünlüğü var. Bu iki faktörü de üst üste koyduğun zaman petroldeki ucuzluk, evet, artı faizdeki nispi neredeyse ucuzluk. Neredeyse beleşe finansman bulmak gerekiyor. Biz muazzam yol alırdık. Muazzam yol alırdık. Hala da abisim, bu kadar soruna rağmen mesela bugün Avrupa Birliği zirvesi var. Merkel bu zirve başlamadan olumlu şeyler söylüyor. Çünkü istemiyor tabii. Gerilim artsın Avrupa Birliği ile aralarında vesaire. Dediğiniz gibi bu hep İşte bir köprü olma, siz bunu her programda söylüyorsunuz, şimdi söylemediniz ama yüzünden. Yani Türkiye'yi kaybetmek istemiyorlar. Çok, çok çeşitli nedenleri var. Tabii. Ve sanki bu biraz şımarıklar. Bütün bu söylediklerinizden şöyle bir netice çıkıyor. Aslında Türkiye'nin sorunu ekonomik değil, siyasi. Siyasi. Doğruyu da, şimdi ben burada eziyeti halk çekiyor. Halk çekiyor. Yani ailenin reisi çekmiyor. Ailenin reisinin şeyi kebap. O şeyde balkonda. Çocuklar çekiyor, torunlar çekiyor. Onun yaptığı yanlışlıklar yüzünden onlar fakir kalıyorlar, daha az tüketiyorlar. Zaten Türk milleti 100 senedir fakirlik çekiyor. O bütün birikimler fakirlik sonucudur. Çünkü az harcadığın zaman, aza şey yaptığın zaman bir miktar birikim oluyor. Evet. Diyelim ki iki tane bakkal var. Birinin geliri 10 bin lira ayda, diğerinin geliri 20 bin lira. 20 bin liranın çoluk çocuğu yurt dışında bol bol gezip tozuyor, lüks arabalar alıyor. 10 bin liranınki çok şey yaşıyor. Mütevazi. Fakat 10 bin lira para biriktirir, 20 bin lira para biriktiremez. Tamam. Türkiye'nin durumu budur. Ve bir de çok büyük şansı var Türkiye'nin. Çok büyük şans bu. Devlet borçları düşük. Bu da şey sayesinde. 2002'den sonra, 2003'ten sonraki özelleştirme, borçları kapatıp faizleri düşürme demiştim ya, anayasada o değişti. O son üçlü koalisyon değiştirdi. Bunun şeyine de şey kondu. Tayyip kondu bunun mirasına. Tamam, biraz da orada çok başarılı bir şekilde, çok başarılı özelleştirme yapıldı. Yük olan şeyler çıktı. Yerine hem para aldın hem de yük olan sana vergi ve istihdam getirmeye başladı. Dönmeye başladı çark. Ve Türkiye'nin bugün borcu milli gelirin %40'ı 45'i. Ortalama dünyanın borçlanması ne biliyor musun? %300. %300 ortalamada. Bütün dünyada. İtalya'yı falan konuşuyorduk. Birkaç sene önce %150'lerde, %160'larda. Fransa'nın %100'den biraz fazlaydı. Şimdi Türkiye böyle bir düşük devlet borcu demek müthiş bir güven demektir. Yani tamam, çok önemli bir avantaj bu. Bu da özür diliyorum şey için. Yani sanki de idareye, hükümete başkasının cebinden hovardalık yapma şansı veriyor. Çünkü özel şirketlerin borcu var. Evet. Siz bu davranışları sergiledikçe ve bu kur arttıkça o şirketler borçlarını çevirmekte zorlanıyorlar. Aynen. Ama o şirketler, Türk şirketleri, o şirketler yani yatırımın öncüsü şirketler sırasında değil mi? Yani bir otomobil fabrikası olacak ki tabii. İşte arada rulman fabrikası çalışsın, lastik fabrikası şimdi ben, çalışsın. Ben daha evvel de söyledim. Türk şirketlerinin borçları da dünya şirketlerinin borçlarına göre fazla değil. Bütün olay şu. İnşallah. Sen Türk şirketiysen, gelirin döviz değilse, döviz borçlanmışsak orada hapı yutuyorsun. O bakımdan ben Türk şirketlerinin borcunu da
eğer mantıklı bir şeye geçerse Türkiye çok kolay şekilde halleder bunu. Çünkü ihracat zaten ihracatta sattığınız ürünün fiyatı bir kere, aynı. Bir kere ama iç pazarı kaybediyorsunuz. Çünkü içte insanların alım gücü kalmıyor. Şimdi o birkaç seneye toparlar. Birkaç seneye toparlar. Yani eğer Türkiye'de ekonomik güven veren bir idare bugün başa geçsin, 24 saat içinde bütün finansmanda neticeleri görünür. Halka bunun intikali birkaç ay sonra başlar. İşte gene siyasete geliyoruz ama. Siyasette olacak. Yani Türkiye'nin dediğim gibi o zaman Sibirya'ya değil Alaska'ya yollayacağız. Bir seneliğine yollayacağız. Tamam. Yani Sibirya 6 ay yetmez. Millet korkar 6 ay sonra gelir lider tekrar eski hale çevirir diye. Alaska seyahati yapacaksın. O zaman yani bu başka bir konu, ekonomik konu olmaktan çıkıyor. Siyasi konu oluyor. Zaten bütün bunları liderler idare eder. Bütün dünyada dünya tarihini kişiler yazmıştır. Topluluklar değil. Öğlen, bugün öğlen yemek masamızda böyle bir şey geçti. Devlet devlet dedim. Devlet diye bir şey mi var ya? Kendisini devlet yerine koyan insanlar var işte. Yani bunu anlamakta niye zorlanıyorsunuz? Tabii bir restorantaydık böyle halka açık bir yerde. Biraz sesim yükseldi. Arkadaşlar böyle böyle yaptılar. Dedim yani devlet devlet diyorsunuz. Yani sanki de bir... Kutsal bir şey yani. Veyahut da bilmediğimiz birisi varmış gibi. Çok akıllı. Çok bilgili, çok şey. İşte kendini devlet yerine koyan insanlara teslim olalım diyorsunuz. İşte, aslında devlete teslim işte olalım liderlik, derken. Liderlik çok önemli. Liderlik çok önemli. Bir Cengiz Han'ı düşün. Yani basit bir Moğol ve dünyanın en geri kabileleri yani zaten kabileleri kabilesi sonuçta dünya tarihine en büyük hizmeti yapmış adamdır. Yani Cengiz Han dünya tarihinde çok önemli bir figürdür. Bir kişi bu. Çok önemli. Esas, sonra Cengiz Han güzellemesini bir dahaki programda yapalım.